marka tanıtımı, daha doğrusu takip etmeniz gereken markalar serisine devam ediyorum. Ve aslında bugünkü konuğumuzu önceki videolarımda çıtlatmıştım. O da Vietnam asıllı, temelli Fancy Club. Bu markayı bence farkında olmasanız bile ya da biliyorsanız zaten biliyorsunuz. Ama eğer farkında değilseniz bile bence sık sık gördünüz. Çünkü Instagram fenomenlerinden tutun modellere kadar ve hatta sanatçılara kadar pek çok kişi şimdiden giymeye başladı. O yüzden dediğim gibi önceki videolarda da çıtlattığım gibi radarınızı almanız gerektiği aslında size önceden söylemiştim. Fakat sizlere de bu serimin amacına da uyarak ufak bir tanıtım yapmak istedim marka için. Aslında bu marka biraz taze bir marka. Çünkü 2020'de maalesef ki bu pandemi peak yaptığı zamanlarda kurulmuş ve emerging, yükselişteki markalardan birisi aslında ve hala da kat etmesi gereken yol var tabii ki ama yani az önce de dediğim gibi bence şu anda bile güzel bir yol kat ediyorlar ve daha da potansiyeli artacağını düşünüyorum ben. Kimler giydi derseniz de Bella Hadid giydi. Hatta sanırım bu içecek Kin Euphorix miydi? Onun lansmanı için sanırım özel bir kıyafet tasarlamışlardı Bella için. Başka parçalarını da giyiyor aynı zamanda. Daha sonra Rina Sawayama geçen konserde giydi. Bu Japonya'daki şimdi yine festival sanırım orada giydi elbiseden. Ondan sonra Kore dünyası da aynı zamanda seviyor. Bu markayı radarına aldı. Yani K-pop daha doğrusu. Hangi idoller giydi derseniz de Twice'dan Neon giydi. Onun da solosu çıkmıştı. Onun için giydi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Blackpink'ten bir tek sanırım Lisa giymedi. Jennie giydi, Jisoo giydi, Rose giydi. Rose ile Jisoo en son Pink Venom klibinde giydiler. Klip de şarkıda çok güzel bu arada. İzleyin, dinleyin. Jennie de lansman gibi bir şey de giymişti sanırım. Siyah bir üst, hatta burasını kesmişlerdi. Niye kestiler anlamamıştım. Ondan sonra model demişken Hailey Bieber tabii ki de giydi. Güzellik markası Rod için bir set diyebileceğimiz üst etek takım giymişti. O da çok hoştu. Ve ışığa göre rengi de değişiyordu aslında. Sanatçılardan da, müzisyenlerden de Olivia Rodrigo giydi. O biraz daha aslında böyle kurdeleli olan korseli bir şeyini giymişti. Hatta Euphoria'daki Barbie Ferreira'yla doğum günü kutlaması mıydı emin değilim ama aslında birkaç defa giydi Olivia'da. Ve son olarak da aslında başka isimler de sıralayacağım ama böyle en çok bildiğimiz isimlerden de Elsa Hosk giydi. Ve tamamıyla böyle bir peri, sanki Tinkerbell'in dünyasından fırlamış bir arkadaşı gibiydi. Pembe elbiseyi giymişti. Çok da güzel kombinlemişti. Bayılmıştım. Peki bu markayı gördüğünüzde nasıl ayırt edebilirsiniz? Hangi detayları, hangi kumaşları daha çok kullanıyorlar derseniz de bir kere gül detaylarını çok sık görebilirsiniz. Üst olsun, elbise olsun çok sık tercih ediyorlar. Ondan sonra böyle daha doğru bir terimi var sanırım ama yani ben fırfır diyeceğim. Fırfır detayları çok yapıyorlar. Böyle sanki su yosununu tutturmuşsunuz gibi bir izlenim de oluşturuyor aslında. Kurdele demin dediğim gibi Olivia'nın giydiği korse setindeki gibi kurdelelerde çok görebilirsiniz. İşte hem üstte olsun hem sanırım ayakkabı da yapacaklar yanlış anlamadıysam. Sahte kürk de kullanıyorlar detay olarak. Ve tabii ki de kumaş olarak da en temel malzemesi file. File elbiseler, file üstler sürekli görebilirsiniz bu markada. Ve zaten şu dönemlerde aslında fileye olan markaların ilgisi arttığı için, kullanımı arttığı için çok da şaşırılacak bir tercih değil. Ve güzel de kullanıyorlar zaten. Dediğim gibi elbiseler ve üst etek setleri ön planda markanın. Kendilerini nasıl tanımladıklarına gelecek olursak da sitelerine yazdıkları metini size çevirerek söyleyeceğim. Fancy Club olarak biz kimliklere ve aşka, sevgiye değer veriyoruz. Bu mesajı taşımak, doğaya olan minnettarlığımızı ve şunu doğru anlamaya çalışıyorum. Eğlenceden, zevkten uzaklık, kibarlığı ve yaşamı kutlamak için de yani düzgün yazarım şimdi şey yapamadım. Fancy Club'ın bütün orijinal tasarımları zaten custom made'miş. Ve Vietnam'daki stüdyolarında destoklardan yani artık materyallerden ve lokal malzemelerden ve çokça sevgiyle sizler için, fancy bebeklerimiz için demişler. Size sorumluluk sahibi, sorumluluk bilinciyle üretiyoruz demiş. Hem hani şey demek istiyorlar, hem sizin için hem de etrafımızdakileri düşünerek demişler aslında. Stay kind, stay fancy. Yani kibar kalın, hoş kalın, süslü kalın. Diğer eğer böyle büyük isimler, aslında bunlar da hani şimdi sıralayacağım büyük isimler de var aralarında ama biraz daha hani bize daha yakın insanlar, daha böyle influencer, sosyal medya
camiasındaki insanları düşünürseniz de Emma Chamberlain zaten o giydi. Ondan sonra benim eski patronum Kemişeri'ye giydi. O da doğum günü için elbise giymişti. Ondan sonra benim çok sevdiğim bir hesap var. Stylist aslında yanlış anlamıyorsam. Air to My Earth de giydi. Ve Livia gibi işte influencer ve model isimler de çok sık giyiyor. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam bir araştırırken şey gördüm. Euphoria'da galiba Hunter da giymişti. Bulursam eğer zaten koyarım fotoğrafları. Dediğim gibi markanın potansiyeli bence gün geçtikçe artacak. Çünkü şimdiden bile yani sıraladığım isimlere bakın. Çok büyük insanlar giyiyor. Yani moda dünyası için büyük isimler giyiyor. Ve K-pop'un da yardımıyla bence bu camianın da yardımıyla iyice yükselişe geçecek. Çünkü K-pop'ta bir şey popüler oldu mu fanlar otomatikman ona ilgi gösteriyor ve bir şey hemen trend olabiliyor. Ve hatta şunu fark ettim ki Türklerden birisi de giymiş. Geçen İstanbul'daki konserindeydi sanırım. Çok böyle gündem oldu ya. Gülşen'in giydiği kırmızı mavi set. Hani ben de markasını merak ediyordum. Sonra bu video için işte markanın sitesinde dolanırken bir baktım. Gülşen'in giydiği set. Stylist'inin sayfasında şeyi göremedim. Ya da belki benim gözümden kaçtı ama Fancy Club giydiğini düşünüyorum. O da bayağı iddialı, hoş bir set. O yüzden hani aslında gördüğünüz gibi bizim ülkemizdeki isimler de ilgi göstermeye başlıyor bu markaya. Biraz daha markayı tanıtmak gerekirse hiç tasarımcısının adını falan söylemedim. Saçma oluyor. Vogue Türkiye'den okuduğum bir yazıdan yola çıkacağım. Hatta direkt onların kelimelerini size aktarmak isterim. Tasarımcısı markanın Duy Tran ve kendisi John Galliano ve Vivienne Westwood'dan çok ilham aldığını söylüyor. Tasarımcı zıt kumaşlarla yaratılan parçalarla vücudun tabu kısımlarını göstermeyi normalleştirmeyi ve insanların kendilerini sevmesini sağlamak istiyor. Bence bu amaca uygun tasarımlar yapıyor. Yani aslında fotoğraflardan da anlayacağınız gibi gerçekten seksi parçalar yapıyor. O yüzden bu tabulaşmış algıları normalleştirmeye çalıştığını bence de görebilirsiniz. Ama tabii işte bence gene de yani yanlış anlamayın ama ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Ben biraz daha fiziğime güvendiğim zaman giymek isterdim onun tasarımlarını ama çok güzel dediğim gibi yaptığı işler. Koleksiyonları ile zaten klasik silüetlere Y2K esintilerini aşılıyor ve aslında eforsuz görünümlere de yardımcı oluyor. Yani gerçekten bir tane elbisesini giyin, altına ayakkabınızı giyin, bitti kombininiz. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Öyle statement, öyle biz buradayız diyen kıyafetler yapıyor. Romantik ve feminen, aynı zamanda da seksi tasarımlar dediğim gibi yaptığı kıyafetler. Ve renk paleti de aslında böyle evet tamam kontrast renklerde biraz daha canlı renklerde kullanıyor ama aslında işte liladır, uçuk pembedir, böyle beyaz, mavi yani pastele yakın bir renk paleti tercih ediyor. Ve bana sorarsanız da genel olarak sanki böyle hani biliyorsunuzdur TikTok'takiler falan var ya özellikle New York'taki influencer tayfa üyesisiniz ya da işte böyle Bella gibi modelsiniz ve kız grubunuz var. Sonra eğlenmek için akşam onlarla işte dışarı çıkıyorsunuz ama çarpıcı gözüküyorsunuz böyle işte öyle bir havası var bence markanın. Dediğim gibi eforsuz kıyafetler kendi adlarına konuşuyorlar zaten ve hani sizin pek de bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bence güçlü ve potansiyeli olan çok güzel bir marka ama dediğim gibi işte biraz daha belki kişiden kişiye göre ya da belki kiminiz bana kızıyordur ne diyorsun falan diye ama hani ben kendimden yola çıkıyorum. Biraz daha böyle bence cesur kıyafetler. Hani dediğim gibi ben şahsen biraz daha zayıf olsaydım evet düşünmeden giyerdim ama Duy'un aslında düzeltmeye çalıştığı şey de bu. Biraz daha bize güven aşılamak istiyor. Bakalım bence vakit geçtikçe bunu benim gibi düşünen insanlara da bence özgüven aşılayacaktır. Çünkü hani kıyafetler gerçekten yine komik gelebilir belki ama bir kadının özgüvenini yükseltecek güce sahipler. O yüzden ben amacında doğru yolda ilerlediğini düşünüyorum. Zaten böyle devam ederse bozmazsa çizgisini gerçekten yeni bir bloomer'in doğabilir bence. O yüzden benim de çok sevdiğim her işini böyle Fashion Wonder'da paylaşmak istediğim bir marka ve sizin de radarınızı almanız gerektiği için birazcık da olsa bahsetmek istedim. Diğer videolarımdaki markalar gibi detaya giremedim kusura bakmayın ama zaten yani 2 senelik bir marka. O yüzden çok da henüz bir şey anlatamazdım. Belki daha sonra inşallah eğer dediğim gibi çok yükselişe geçerse güncellenmiş bir halini çekerim size. Daha detaylı anlatırım markayı. Ama umarım hoşunuza gitmiştir video. Umarım güzel bir tanışma olmuştur markayla. Biraz çok böyle isimler üstünden gittim ama dediğim gibi yani ne kadar takdir edildiğini uluslararası alanda da görün istedim. Dediğim gibi Y2K esintilerini, klasik silüetleri çok güzel uyguluyor ve güçlü ve çarpıcı tasarımlar hem seksi hem
hem romantik tasarımlarla gardıroplarımızda yer almaya başlıyorlar. Neyse daha uzatmayayım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonem değilseniz olursanız çok mutlu olurum. Zil bildirimlerini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.